Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlar, bugün yine kuşlarımıza mama hazırlarken, sebzeli mama hazırlıyoruz bugün. Mama hazırlarken yine işin başında değil de tam başladıktan sonra aklıma geldi, yine bir video çekeyim dedim. Bu aralar bol bol mama videosu çekiyoruz. Sizlere inşallah faydası oluyordur dostlar. Dostlar, öncelikle Mama Life'ın ballı ve yumurtalı mamasını kullanıyoruz bu mamamızda. Yani ben hep söylüyorum size, her seferinde farklı mamalar hazırlayın ki kuşlarınız diğer besinlerden faydalansın ve etken maddeleri onlara gerçekten önemli bir sağlık açısından fayda sağlasın dostlar. Böyle önce havucu rendeleyip mamamızda karıştırdım dostlar. Havucun suyuyla birlikte mamamız burada nemleniyor ve yumuşama aşamasına geçiyor dostlar. Bir 10 dakika bekliyoruz. Bunun haricinde dostlarım maydanoz, nane ve brokoli vereceğiz arkadaşlar. Brokoliyi de büyük ihtimalle son kez veriyoruz. Çünkü hem mevsimi geçiyor, hem de dostlarım maalesef çok pahalandı şu anda. İnanılmaz pahalı. O yüzden çok fazla veremeyeceğiz. Biliyorsunuz muhabbet kuşu bizler hobi yapıyoruz ama hobinin yanında biraz da geçim, yani ekonomimize destek sağlamak amacıyla kuş besliyoruz. Hatta ben ve benim gibi birkaç dostum direkt bu iş üzerinden geçimini sağlıyor. Yani bu yüzden fazla masraflı ürünler vermiyoruz ama masraflı ürünleri vitaminlerde, destek ürünlerini kullanıyoruz. İşte brokoli olmasa da olur. Brokolinin yerine yani kabak da verebilirsiniz. Yeter ki sebze olsun. Brokolinin etken maddelerini içeren, besin değerine varsa onu içeren başka bir şey de verebilirsiniz. Daha uygun yollu. Yumurtamız da var dostlar burada. Aslında mamamız yumurtalı, vermesek de olur ama ben haşladım. Daha sonrasında sebzeli yapmaya karar verdim. Haşlamışken onu da vereceğim inşallah dostlar. Şimdi ben bunları güzelce bıçakla rendeleyip sonrasında mamamızın içine katıp dostlar size en son halini gösterdikten sonra kuşlarımıza servis edeyim. Videomuza devam edelim. Dostlarım, mamamızı kuşlarımıza yaptık. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mama hazırladık. Ya biraz acele ettim, vakit geçiyor diye. Çünkü ne kadar erken verirsek mamamızı kuşlarımıza o kadar iyi oluyor dostlar. Şimdi kuşlara dağıttıktan sonra sizlere kuşların yediğini de gösterelim ve sonrasında videomuzu sonlandıralım. Kuşlarımız mamalarını yemeye başladı dostlar. Şöyle gösterelim. Hatta yiyip yavrularına mama kusmaya giden bile var şu anda, daha doğrusu. Dostlar, muhabbet kuşlarında bu mama servisi çok önemli. Bunu her zaman her videomda dile getiriyorum. Mümkün olduğunca erken saatlerde mama verirseniz çok iyi olur. Mama ile birlikte verdiğiniz içerikler de son derece önemli. Dostlar, her mamada farklı ürünler kullanmaya gayret edin. Videolarımızı izleyin mutlaka. Ben özellikle bahsediyorum içeriklerinden. Son videolarda daha çok bahsetmeye başladım. Çünkü sizlerden gelen talep üzerine videolarımı çekiyorum, biliyorsunuz. Yani mamanın içeriğinde ne var, ne yok, hepsinden bahsediyorum. Bir önceki videomuzda dostlar pancarlı mama yapmıştık. Yulaflı, pancarlı, Nutribird'lü bir mama yapmıştık. Bu mamamızda dostlar sebzeli bir mama yaptık daha çok. Bir dahaki mamamızı da inşallah tohumlu bir mama yaparız. Bir sonraki mamamızda dostlar, örnek veriyorum, vitaminli mamalar yaparız. Yani destek ürünleri olan bir mama. Böyle sizlere faydalı içerikler sunmaya çalışıyoruz dostlar. Hunharca yiyorlar maşallah. Yemeyip oyun oynamak isteyenler de var. Bir taraftan oradan alıp yukarıda keyfini çıkartan da var. Var oğlu var. Şu anda kuşlarımız gelişim aşamasında dostlar. İlk 3 aya tüylerini giymeye başladılar. Yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel, minnoşlar şu anda belli veriyor artık.
Genel olarak kuşlarımız da şu anda dostlar 13 numara yumurta yaptı, kaydırdık, bir şeyler yaptık. Şu an yumurtasız başka yerde. 14 numaranın biliyorsunuz yumurtasını kaydırdık Çekoslovak takımlarımızı. Şu an tekrar yumurta hazırlığında. 15 numara yumurtladı dostlarım. 16 numara yumurta dayatıyor şu an, yavrular çıkmak üzere. 12 numarada bu minnoşlar yavru büyütüyorlar maşallah. Yavrular da burada bakın. Bunlar Çekoslovak yavrusu dostlar. Kendi yavruları başka yerde çünkü. Neden Çekoslovak yavrusu baktırıyorum? Dostlar bu kuşa hiç yavru baktırmadım bu sezon. Tecrübesini kaybetmesin diye böyle bir şey yaptık. 11 numaranın yavruları da çıkmaya başladı dostlarım. Biliyorsunuz 11 numaranın ilk 2 yumurtası bu erkeğimize ait. Diğer 3 yumurtası buradaki erkeğimize ait. Yani tohumlama yaptık, suni tohumlama. Bir tanesi de dışarıdan Murat 93 oğlu abimin güzel bir kuşundan tohumladık. İnşallah yavrular da çıkar görürüz. Hepsi tuttu çok şükür. Yumurtaların hepsi kanlandı. 9 numaramızda da dostlar yine kuşlarımız yumurta diziyor maşallah. 5 numarada babamız tek başına buradaki minnoşlara bakıyor. Bu minnoşlar da büyüyor yavaş yavaş. Bakın şu anda kendilerini tımar ediyorlar. Biz tımar etmek deriz buna. Ankaralıyım ben. İç Anadolu'da bir hayvanın kendi kendini tüylerini düzeltmesi, kaşıması da tımar etmek deniyor. Yani aslında atlarda olur da biz hayvanlarda genel olarak söylüyoruz. 6 numara yavrular çıkıyor dostlar. Yavruları büyütüyor maşallah. 7 numara anlaştılar ama dişinin hazır olmasını bekliyoruz. Yine 8 numarada da bakın. Dişi sürekli yuvalığa ilgi duyuyor. Bir şeyler olacak gibi hissediyorum burada da. 4 numaranın yavruları çıkmaya başladı. 4 numara, hatta onu da göstereyim. Bu takımı seviyorum. Satacaktık. Yumurtlamaya başlayınca geri vazgeçmek zorunda kaldık. Evet, 4 numaranın bakın dostlar şurada 2 tane yavrusu çıkmış. 5 tane de yumurtası var maşallah. Çalışkan kuşlar dostlar. Son bakımları ayıracağız inşallah. 3 numara dostlar dişimiz bir sistese girdi. Yumurtalardan kalkmıştı. Neyse ki yumurtaları kaydırdık 6 numaraya. Ama şu an hala 10-15 gün oldu. Tekrar yumurtlamadı. 2 numaraya gelecek olursak dostlar. Burada yavrularımızı büyütüyorlar. Yavrularımız da bakın burada. Minnoşlar. 1 numara yumurtada yatıyor dostlarım. Gelelim 21 numara, karışık gidiyoruz. Amacımız mama videosuydu aslında. Kuşları şöyle gösterelim dedik. Forkuslarımız yuvalığa girip çıkıyor. Mamanın keyfini çıkartıyorlar şu anda. 22 numarada Texas ve Lucino dişimiz, Texas erkeğimiz. Bunlar da dostlar yuvalığa girip çıkıyor. Ama bu dişiyi kızgınım. Şu tüneyi sürekli alıyor atıyor aşağıya. Şu tüneyi. Yukarı kaldırıyor atıyor. Bakın yuvalığa girme gayretinde. 23 numarada Lucino Japones takımımız dostlar. Kırmızı gözlü Japoneslerimiz. Bunlar da istedik. Daha genç bunlar. 4-5 aylıklar. Birbirlerine alışıyorlar bu süreçte. Burada da Rainbow erkeğimizin yanında gri kanat dişimiz var. O da yumurtladı dostlar. 20 numarada yumurtada olan takımımız var. 19 numarada erkeğimiz yavrularını yeme düşürdü. Şu an tek başına takılıyor. Ona bir dişi ayarlayacağız. 18 numaranın yavruları çıktı dostlar. 2 tane Lucino yavru çıktı bakalım. 17 numaranın da yavruları çıkmaya başladı dostlar. 26 numara ve 25 numara dostlar. Şu an 25 numara boştu ama 26 numara yavrularımıza bakıyor. Salmada kuşlarımız büyüyor. Erkeklerimiz aşağıda. Yavrularımız en aşağıda. Dişiler de yukarıda. Dostlar salmamız yapılıyor. Allah'ın izniyle gelecek. Geldikten sonra inşallah daha da güzel görünecek kuşlarımız. Şöyle genel olarak mamamızı gösterdik. Videolarımızı da gösterdik dostlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı emeğimizin karşılığı olarak beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.